Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba, ben Tolga Çolak. Bugün sizleri karşımda gördüğünüz VIA E1'i inceleyeceğim arkadaşlar. Casper'ın bu cihazı dün elime geçti ve bugün kutu açılışını yapacağım arkadaşlar size. Daha sonra da hızlı bir şekilde testlerini falan incelemesini yapıp incelemesini de size hazırlayacağım. Şöyle bir kutuya bir bakalım arkadaşlar. Beyaz renkli bir kutu. Bize şurada rengi falan yazıyor mu? Gri renk olarak gri ve altın olduğu yazıyor. İki renk yazıyor burada, çok tuhaf. Hangi rengi geldi acaba? Evet, şurada şu iğmeyi kapatayım ben. Gri renkte olan geldiğini görüyoruz. Yani bize şu üzerindeki renkteki cihaz gelmiş. Aslında altın rengi gelseydi daha güzel olabilirdi. Altın rengi biraz daha şık gibi duruyor ama bakalım, kutuyu daha açmadık. Hani bir yorum yapmak doğru olmaz. Yan tarafına bir bakalım. Yan tarafında parmak izi olduğunu, 5 inçlik bir ekranı olduğu, 16 GB'lık bir dahili depolama alanının, 8 megapiksellik arka, 5 megapiksellik ön kamerasının olduğu, 4K LTE olduğu ve metal bir tasarım olduğu. Yani metal bir tasarıma sahip olduğu yazıyor. Alt tarafta VIA E1 yazımız var. Üst tarafta Casper logomuz var, böyle ya şey, böyle silik bir şekilde. Arkasında ne yazıyor? İçindekiler yazıyormuş. Bir adet Casper VIA E1'imiz çıkıyor. Mikrofonlu kulaklığımız var. USB güç adaptörü, USB kablosu, koruma kılıfı, kılıf çıkıyormuş arkadaşlar. Bu güzel bir ayrıntı. Ve kullanım kılavuzu, hiç kimsenin okumadığı klasik kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Burada marka, model, renk, ürün cinsi gibi çeşitli ayrıntılar var. İthalatçı firma olarak tabii Casper görünüyor. Ümraniye'deki plazasında. O zaman şöyle bıçağımızı çıkartarak kutumuzu açmaya başlayalım. Şöyle yan taraftan muntazam bir şekilde açmaya çalışacağım. Evet, burada biraz banttan dolayı bizi zorlayacak galiba. Evet. Burayı da açtık. Şöyle muntazam bir şekilde açmaya devam ediyorum. Biraz bunlara özen gösteren bir insan olduğum için genelde derken de bunun bana bu şekilde zorluk çıkartması da ayrı bir komiklik oldu tabi. Evet, bir fail kutu açma videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, neyse, fazla özen göstermeyeceğim. Bak, olmuyor bu. Zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle hızlıca keselim. Şuradan da keselim. Ve telefonumuzu çıkartalım. Evet. Evet arkadaşlar, cihazımız hemen bizi karşılıyor. Şu şekilde. Kılıfı üzerinde geliyor. Şu ekran koruyucu şeyini çıkartalım. Bir jelatini şöyle bir çıkartalım. Sesi duydunuz mu bilmiyorum ama. Bu arada ekranda bir adet daha jelatin var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size onu da hemen. Şunu bir yapıştırabilirsem kutu içerisine. Şuradan da bilmiyorum, hani görebilecek misiniz? Şöyle yapayım. Bir adet daha jelatin var. Cihaz bir adet jelatin ve koruma kabıyla beraber geliyor. Şu arkasındaki lensin oradaki jelatinimizi de çıkartalım. Tabii bir türlü tutabilirsek. Heh, geldi. Bunu da çıkarttık. Şöyle yapıştıralım. Ve ben bir kılıfından ilk başta cihazı bir çıkartmak istiyorum. Çünkü nasıl olduğunu bir görelim arkadaşlar. Bu arada kılıf bayağı sert olduğunu söyleyebilirim. Hani bunu alın, cihazınıza takın. Evladilik kalsın yapmışlar. Hatta arka kapak komple geldi arkadaşlar şu anda. Evet. Arka kapağı komple çıkartmayı başardım. Kılıfın kendisinden şey ayrılmadı. Kapak ayrılmadı. Heh, şimdi çıkartabildik. Arka kapağı komple çıkarttık. Bu da bir kutu açılış videosunun herhalde ilkidir diye düşünüyorum. Benim gibi kutu açılış videosunda arka kapağı ayrı kılıfla beraber çıkartan bir insan daha yoktur herhalde. Şunu hemen yerine geri oturtalım. Evet. Her tarafımız kapandı. Şimdi şunu bir kenara koyalım. Şu iğmeyi bandımızı kaldıralım.
Burada neyimiz varmış? Bir hızlıca bakalım. Garanti belgemiz, kullanma kılavuzumuz falan filan. Bu geçebiliriz. Önemli bir detayımız yok. Zaten cihazın arka kapağı da çıktığı için sim kartımızı falan bir iğne vasıtası olmadan takabiliyoruz. Evet, şurada bir kutumuz var. Bu kutunun içerisinde kulaklığımız, USB kablomuz ve şarj adaptörümüz var. Seyahat adaptörümüz. Şuradan bir kulaklığımız çıktı. Böyle üzerinde Casper yazılı olan kulak içi bir kulaklık. Altın jack girişimiz var. Ondan sonra bir USB kablomuz çıkıyor. USB kablomuzun kalitesi biraz düşük gibi geldi bana açıkçası. Ama uzunluğuna bakalım. Önemli olan hani uzunluğu. Ortalama bir standart USB kablosu kadar uzunluğunda. Yani yatağınızın başından prizinize kadar belki iş görebilir, priz yakınsa. Yani işinize yarayabilir bu kablo. Şunu tekrar şöyle kapatalım. Ve gelelim adaptörümüze arkadaşlar. Oldukça ufak bir adaptör çıktı. Bu bayağı hoşuma gitti benim ufak olması. Şöyle size de göstereyim. Çıkışı 5 volt 1 amper arkadaşlar. Şöyle netlemeye çalışıyorum. 5 volt 1 amperlik bir çıkış olması biraz hani cihazın yavaş şarj olmasına neden olabilir ama cihazın sonuçta desteklediği hızlar eğer biraz daha yüksekse siz tabi istediğiniz şarj adaptörüyle cihazı şarj edebilirsiniz. Evet, Casper VIA1'in kutu açılışı bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra hızlı bir inceleme yapacağım. Hatta şuradan bir yandan da cihazı başlatalım şarjı varsa eğer. O da bir yandan açılı dursun. Bundan sonra cihazın hızlı bir şekilde incelemesini ve testlerini yapacağım. Ondan sonra da inceleme videosuyla beraber size tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. O zamana kadar bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada cihazımız da açıldı son olarak. Onun da bir menüsünü falan size göstereyim. Öyle bir kapatayım videoyu. Evet, Android uygulamaları falan başlıyor. Bu arada cihazın fiyatı 750 TL arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. 750 TL'lik uygun fiyatlı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tabii henüz şu anda performansı hakkında bir hani deneyimleme yapamadığım için size daha sonra bir sonraki inceleme videomuzda bunları net bir şekilde söyleyeceğim. Ben şu anda hızlı bir şekilde atla diyerek bütün her şeyini cihazı kurmaya çalışıyorum. İlk açılış ekranındaki şeyi görebilmemiz için. Evet, şu anda geldi. Menü sistemi yok. Biraz Huawei tarzı, biraz Apple tarzı bir menüsü var arkadaşlar. Yani ikinci bir menü yok. Bütün her şey, bütün uygulamalar ana ekranda bulunuyor. Evet, Casper Via E1 hakkındaki ilk kutu açılışı videomuz bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza şu alt taraftan abone olarak ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.